Merhaba arkadaşlar. nur gülüntü ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet, modelim de bu şekilde arkadaşlar. Bu yaprak ve çiçek farklı modellerdeydi. İki tane örneği modeli sizler için bu şekilde birleştirerek tek yaptım. Daha önce arkadaşlar bu şekilde şöyle diklemesine sık iğne ve trabzan olan yaprağın çimenin üzerine yapmıştım ben bunu bu şekilde. Ve instagramda da bu yaprağı görünce dedim ki takım olarak ikisini birleştireyim arkadaşlar için bir model hazırlayayım. Sizler için bu şekilde model hazırladım. Bakın yaprağın yapılışı biraz dolguları fazla sık iğneleri fazla. O yüzden daha büyük duruyor. Ve dalımızın üzerine kondurduğum aynı yaprağın daha minik olanını. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenir ve yaparsınız. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ara mesafesi olarak bu şekilde 12 tane 3 zincirden çektiğim bu şekilde tığ battılar hazırladım. Zürafa da diyebilirsiniz ismine. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde Tığ battığımızın içine sık iğne ile girdik ve üzerine 2 veya 3 tane zincir çekiyoruz. Sahte sık iğne olduğu için mecbur 3 tane oluyor arkadaşlar. Bakın sahte sık iğne dediğim olayı zaten daha önce göstermiştim. Direkt bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde sahte sık iğne ile zürafa gibi şöyle dik dik görünüyor arkadaşlar. Pek yapışık gözükmüyor. İsterseniz bu şekilde, isterseniz bildiğiniz yoldan devam edin. Yani normal sık iğne yapın. Şimdi arkadaşlar döndüm. Şöyle bir zincirle dönelim. Ve buraya. Bu da önemli arkadaşlar. Püf noktalardan birisi. Dönüşü güzel oluyor. Yuva dik duruyor. Yaprak dik duruyor. O yüzden bu şekilde sık iğne ile döndüm zürafamın içine. Ve buraya 9 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 ve 9. Bir tane tığ battı. Bırakıyorum ortada. İkinci tığ battığımın içine bu şekilde yaptığım bu zinciri sık iğne ile sabitliyorum. Yine arkadaşlar düz yüzüne bu şekilde döndüm. Yuvamın içine girip bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Dönüşler güzel durması için köşelere bu şekilde sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. 2 defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 Bu şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi 3 zincir çekerek başlıyoruz dolgumuzun yapımı. Bir defa doluyorum. Hemen girdim arkadaşlar. 2 2. İki seferde aldım. Minik bir trabzanlar olacak. Yine bir defa doluyorum. Yine trabzanın arasına girip 2 2 olarak alıyorum. Bakın bu şekilde minik minik burayı trabzanla dolduracağım. 2 2. 4 oldu. Arkadaşlar bu Zinciri 3 çektim. 2 çeki de minik durmasını sağlamayın. Çünkü bunun üzerine şimdi zincir çekip batacağız. Zaten küçülecek. O yüzden 2 çekmeyin, 3 çekin o köşenin zincirini. 5 oldu. 6 7 8 ve 9 9 tane bu şekilde zinciri şey trabzanı doldurdum arkadaşlar. Ve bu doldurduğum trabzanı da yuvama bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Evet arkadaşlar yaprağımızın trabzanını doldurduk bu şekilde. 10 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Şöyle tersine çeviriyorum. İlk yaptığım bu üç zincirli trabzanın arasına girip buraya sık iğne ile sabitliyorum. 5 tane zincir. 2, 3, 4 ve 5 zincir. Döndüm. Zincirimin arasına bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum arkadaşlar. Buraya bir tomurcuk oluşturdum. Geri kalan kısmı da sahte sık iğne ister normal sık iğne arkadaşlar. Hangisinin duruşundan hoşlanıyorsanız bu şekilde sık iğneler yaparak aşağı ineceğiz. 2 3 4 5 Şunu boş bıraktığınız takdirde biraz bol bıraktığınız takdirde içinden rahat geçin. Şöyle bakın parmağınızla. 6 7 8 9 10 11 Şöyle güzel ve yağlı bir duruş olsun arkadaşlar. 12 tane 10 zincirin üzerine 12 tane bu şekilde sık iğne yaparak dolduruyoruz. 13. de bu şekilde arkadaşlar yuvada sıkı iğne ile Yaprağımız bu kadar. Çok kolay ve çok basit arkadaşlar. İki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığın başına doluyorum. Yuvaya girip şu şekilde iki iki alarak bir trabzan yapıyorum. Aynı şekilde yine iki tane zincir çekiyorum. Ters tarafına çeviriyorum bu, bu sefer. Bir defa tığımı doladım. Ve iki İki alarak aynı şekilde buraya bir trabzan daha yaptım. 10 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Döndüm. Yuvamızın bakın buradaki trabzanın arasına bu şekilde arkadaşlar. İster sahte sık iğne yapın, ister normal sık iğne sabitleyelim. Ve iki zincirle yine aşağı iniyorum. Bakın trabzanıma indim. Sık iğne ile sabitledim. Bu dalımız oluyor arkadaşlar. Çiçeğimiz için dal oluyor. Bir zincir, iki zincir. Yine yuvaya sabitledim. Evet arkadaşlar bakın dalımız ve yaprağımız hazır bu şekilde. Bu yaprağın aynısından bu tarafına da yapıp hemen dönüyorum. Sonra çiçeğimizin yapımında buluşalım inşallah. Evet arkadaşlar, yapraklarımız bu şekilde hazır. Tığ battılarımız da hazır. Burada yapmış olduğumuz 10 zincirin üzerine şimdi minik minik bu yapraklardan 3 tane yapacağız. Sarı ipimi de arkadaşlar bu şekilde 2 zincir çekerek sabitledim. Yeşil yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girip 2, 2, 2 olarak aldım. Buraya bu şekilde bir trabzan yaptım arkadaşlar. Ve trabzanın üzerine yine 3 zincirimi çektim. Bir defa doladım. 2, 2 olarak alıp bu şekilde buraya trabzan dolduracağım. Bir defa doladım. 2, 2, 3 oldu. 2, 2, 4 oldu. 2, 2, 5 oldu. 6 ve 7. 7 tane zincirimle beraber 7 oldu arkadaşlar. Buraya minik bir trabzan doldurdum. Yine bakın bu şekilde yeşil yuvanın içine girip sık iğne ile buraya sabitledim. Şimdi arkadaşlar üzerine 8 tane zincir çekip sık iğnesi için yuva hazırlayacağız. 4 5 6 Pardon arkadaşlar. 6 evet 8 tane. 6 zincir diye düşündüm ama 6 tane trabzanımızın 7 tane trabzanımızın üzerine 8 tane zincir çekip bu şekilde 3 zincirle yaptığımız ilk trabzanımızın arasına girip sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle sık iğnemi yapıyorum. 5 tane zincir. 5 zincirimi çektim, döndüm. Yaprakta ne yaptıysak aynısını bu sarı yapraklarda da yapıyoruz. Hemen arkadaşlar bakın zincirimin arasına girip buraya sık iğne ile sabitledim. Şöyle minik bir, bir kirpik oluşturdum. Geriye kalan kısımda da arkadaşlar bu 8 zincirimizin üzerine de 10 tane bu şekilde sık iğne yapacağız. Bu bir. Bakın. Normal sık iğne de yapabilirsiniz. Bu sahte sık iğne de yapabilirsiniz. Normal sık iğneyi de biliyorsunuz arkadaşlar. 3 4 5 6 Yavaş yapıyorum ki daha net gözüksün. 7. Bakın arkadaşlar. 7. 10 tane sık iğne. 8. 9. 10. Aynı şekilde yaprakla zaten eliniz alışacak yapımına. Bu çiçekte de arkadaşlar artık iyice usta olacaksınız. Yapımında. Evet. Bu 10 zincirli yeşil yuvanın içine bu şekilde 3 tane olacak arkadaşlar. Bakın, birini yaptık. Diğer ikisini de aynı şekilde ben yapayım. Fazla zamanınız gitmesin. Bitişte buluşalım. Evet arkadaşlar, modelimin bitmiş hali bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi yaprağıyla takım bir çiçek yaptım sizler için. Gerçekten ayrı ayrı görünce aklıma geldi bunlar birbirine çok yakışacak bu şekilde diye. Çünkü üç yapraktan oluşuyordu ama delikli bir yapraktı. Bu yaprağın üzerindeki çiçek. Bakın böyle çok hoş oldu arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz bu takım iş olaylarını. Bu da daha önce sizler için hazırladım. Mor rengim. Evet, modelim bu. Umarım siz de benim gibi çok beğenir ve hemen yaparsınız arkadaşlar. Bu şekilde. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.